Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk Emine Bey, kolay gelsin. Eyvallah, sağ olun. Hoş geldiniz firmamıza. Burası Real Tekstil'in fabrikası, yani Kaze markasının fabrikası. Real Tekstil, Kaze markasının kurucusu ve Kaze markası da Real Tekstil esasında aynı firma. Bu arada misafirlerimiz de geldi, Metin abiler. Baba hoş geldin, baba hoş geldin. Vallahi çok iyi yapıyorduk, yemin ederim. Kardeş bizi de çek. Buyur baba. Metin Bey. Merhabalar. Bahattin abim. Bahattin abi hoş geldin. Hoş bulduk. Niye yayınlamadın? Vallahi yayınlanacak, ben söyleyeyim sana. Aynen de bu şekilde yayınladın, konuştuğun gibi. Hoş geldiniz abi. Hoş bulduk. Merhaba, yolculuk nasıldı? İyi ha? Şükür ya, sıkıntı yok. Sen nasılsın? Elhamdülillah. Selamünaleyküm. Kolay gelsin. Hayırlısı olsun. Veli dairesine geliyorsunuz. Evrakları kontrolü. Abi patron yok abi. Çalış. Bunu sana yazacağım Metin abi. Yaz. Gözlük paralarını sana yazacağım. Ben olur. Ya yine mi suçlu benim Bahattin abi, Allah aşkına ya. Ha. Abi kız desen yapa yapa gözleri kör oldu diyorum. Lens taktıralım diyor. Demin misafirlerimiz geldi. Onları içeriye aldım. Şimdi ben size firmamızı gezdirmeye başlayayım. Öncelikle biz ne yapıyoruz? Kimiz, neyiz? Kolay gelsin arkadaşlar. O kumaş bastın mı? Tamam. Satenlik ya da poplin. Burası bizim dijital baskıhanemiz. Kumaşlar buraya beyaz bir şekilde geliyor. Biz hem trikoya basabiliyoruz burada, hem örmeye veya mesela burası, mesela bu mal elbise. Tül elbise. Bizim Antalya'da mağazalarımız var. Orası için özel yapılıyor bu koleksiyon. Beach koleksiyon. Bir yandan da kışlık koleksiyonla devam ediyor. Şu şekilde çalışıyor prensip olarak. Cenk'cim bak bir dakika. Kolay gelsin canım. Şimdi burada, burası da baskıhanenin, bu dijital makinelerde üretiliyor. Şimdi boyalarımız, bunlar selezyon boyalar. Burada biz süplümasyon baskı yapıyoruz. Bu kağıt boyalarımız yurt dışından geliyor. Desenler, yukarıda desenhanemiz var, göreceksiniz, tasarımcı arkadaşlar çiziyor. Çizildikten sonra boya değerlerine göre, dijital baskı makinemizin kafası kağıdın üstüne deseni çiziyor. Bunun şöyle bakın, biraz nemlendirdiğiniz zaman, bunun bakın bir tarafı böyle şeylidir, macunludur. Bu macunlu kısmını bu kafa boyayı veriyor. Burada iki tane makinemiz var. 24 saat çalışabiliyoruz. Ve burada baskımız var. Baskıda da şu şekilde çalışıyor prensip olarak. Basılan kağıtlar burada. Basılan kağıtları biz buraya yerleştiriyoruz. Şimdi şu anda renk denemesi yapıyor arkadaşlarım. Görüyor musunuz? Her rengin bir numarası vardır. Bu renk denemesine göre yapılıyor. Kağıt alt taraftan geliyor, kumaş üst taraftan geliyor ve baskı makinemizin rulosunun içine geliyor. Baskı makinemizde şöyle bir durum var. Bunun şöyle göstereyim sana Cenk. Gel bak, çek şurayı. Bak şurayı. Bu silindir. Bu silindirin içinde yağ var. Bak şu taraftan da rahat bir şekilde görüyor musunuz? Şimdi bu silindir, içindeki yağ nasıl söyleyeyim, sıcakla elektrikle beraber, resistansla beraber sıcaklanıyor. Yani bu belli bir dereceye geldikten sonra, 201 derece okunan sıcaklık yazıyor burada. 201 dereceye geldikten sonra kağıt bir yerden, kumaş bir yerden içeriye alıyor silindir. Şu silindir aracılığıyla desen, kağıttaki desen kumaşa transfer oluyor. Bunun ismine süplümasyon baskı diyoruz. Real Tekstil kendisi üretiyor, kendisi basıyor. Bizim zaten bütün ürünlerimizin tamamını biz kendimiz entegre tesisimizde üretiyoruz. Ve basılan mal buradan da çıkıyor.
Buraya da diziliyor, istifleniyor. Arka burada çoğu zaman bana şey soruyorlar. Efendim otomasyon yapıyorsunuz. Arkadaşlar otomasyon üretiyoruz. Evet otomasyon üretiyoruz. Makinelerimiz var ama inanın her yerde el emeği var. Burada gördüğünüz gibi yoğun bir kondisyoner makinelerimiz var. Havaları temizliyor ama inanın yazın burada durulmuyor. Çünkü çok ağır bir iş. Hiç de o kadar kolay değil. Yani gerçekten yoğun bir emek var. Yanlış mı arkadaşlar? Elinize kolunuza sağlık. Burada bizim burada yapmış olduğumuz iş bu. Yani firmamızdan girişte hemen sol tarafta baskıhanemiz var. Kolay gelsin beyler. Aynen. Devam edelim. Ben size bütün departmanları göstereyim. Burada ürünler geldiği zaman ön kalite kontrol oluyor. Bizim dikişlerimiz fasonlarda yapılıyor. Aşağı yukarı 30'a yakın atölye bize mal diker. Bu şekilde bakın çalıştığımız firmaların kolay gelsin ürünleri burada adetleriyle beraber dışarıdan gelmiş. Arkadaşlar bu çuvalları sayacaklar. Bu mallar doğru mu diye. Mesela müşterimiz 10 trikonun malı gömlek gelmiş. Biz birçok firmaya ürün yapıyoruz. Ben fazla markaları konuşmak istemiyorum ama birçok firmanın ürünleri var. Bakın burada eteklerimiz gelmiş. Yukarıya gidecek işlem için. Böyle devam ediyor. Şimdi burada sürekli mal geldiği için biraz dağınık. Ben de natürel çekmek istiyorum bütün videoları. Neyse o. Yani biz buyuz. Kesimhanemiz. Kolay gelsin ustam. Buraya da kumaşlarımız geliyor sürekli. Biz turlu viskon. Bu bölümde genelde örme kesiyoruz. Turlu viskon. 2 iplik, 3 iplik, pamuk, likra, süprem burada kesiliyor. Şimdi ustamız almış deseni, serdi, yarasa kalıp mesela 10 trikonum mu? 10 yazıyor, evet. Bir müşterimizin malı yine sermiş. Şimdi kumaşlar atılacak. Dinlenme de. Şimdi kumaş şöyledir, bu konuda da örnek vereyim. Mal örgüden yani kumaşlar geldikten sonra buraya serilir. Bu bir bağ, bir toptur esasında. Bu aşağı yukarı bir 10-12 saat dinlenmesi gerekir minimum yani. Eğer 24 saat dinlenirse daha iyi. Genelde biz geceden açarız bunları. Öbür gün sabaha kadar değil mi usta? Bu böyle bu şekilde dinlenir. Dinlendikten sonra şuradan alınarak kumaş serilir. İki arkadaşımız serer kumaşı. Sonra da kesime başlar. Ustamız elinize sağlık. Bir tane daha kesim masamız var. Bu taraftaki masamız ise iğneli masadır. Kolay gelsin beyler. Arkadaşımız kalıplarımızı çıkartıyor. Modelhaneden çalışılmış olan ürünlerin. Burada kalıpları serileniyor. Ve kalıp makinemizden çıkıyor. Bu şekilde geliyor arkadaşımıza modeller. Müşterilerimizin veyahut da kendi tasarımlarımızın kaze de olabiliyor, şey de olabiliyor. Mesela şu şekilde dosyalanır bizde bütün modeller. Bu bizim ihracatçı müşterimiz Franco Vella'nın Rusya'dan bir müşterimiz. Ölçü föyünü yollarlar. Arkadaşımız da bu ölçü föylerine göre kompütürden setlemesini yapar. Setlendikten sonra kağıdı çıkar. Kağıt çıktıktan sonra birer tane numunesi dikilir. Dikildikten sonra, onay alındıktan sonra kesimhaneye girer. Burada aynı zamanda da palto, gömlek, saten, iğnelidir bu masamız. Kesebiliyoruz. Bu şekilde bakın her modeli sağ olsun arkadaşımız setlemiş. Şimdi bunlar şeye girecekler. Büyük bir emek var. Yani hiç de kolay değil. Yıllardır insanlar buna emek veriyor. Yani gerçekten el emeği, göz nuru dedikleri bu. Kendimden de bahsedeyim. Ben çocukluğumdan beri bu işi yapıyorum. Rahmetli babam zaten Real Tekstil'i kurdu. Kurucusu. Biz üç kardeşiz. Elif, Emre, Emrah. Kız kardeşimiz şu anda bizimle beraber şey yapmıyor. Çalışmıyor. Buralar bu katlar olduğu gibi şeyler. Depolar. Cenk. Yine bu katlar depolar. O tarafta sökümhane var. Kolay gelsin. Selamünaleyküm. Sadık usta nasılsınız? Ustam. Sadık abi. Bana mesleği öğreten ustalarımdan. 30 senedir bizimle birlikte.
çocukluğumu biliyor. Bizim firmamız her zaman söyleyeyim 35 hatta 36 yaşında. Biz 36 yıldır triko üretiyoruz. Bizim mesleğimiz bu. İşte bu. Rahmetli babam derdi ki çapıt. Evet çapıt. Biz çapıtçıyız. Nenem de öyle derdi. Şimdi mesela Sadık abi ustam düşen parçaları burada tekrardan geri dönüşüm yapıyor. Söküyoruz. İplikleri de buraya alıyoruz. Bunlardan ne oluyor? Genelde eğer tekleme bobinler iseler, bakın bunların hepsi tekleme. Bunların seri üretimi yapılamayacağı için biz bu ürünlerle trikolar yapıyoruz. Elimizde bazen ihracattan kalan mallar da oluyor. Mesela müşteri sipariş veriyor. Misal söylüyorum. Kırmızı renk. 2 ton kırmızı mal geliyor. 50 kilo kalıyor. Biz bu ipliği parti dediğimiz bir satış var. Yani partiye ucuza satmıyoruz. Bu malların hepsi müsait olduğumuz zaman örülüyor. Kızılay'a, fakire, fukaraya gidiyor. Yani her sene biz bunu yaparız. Aşağı yukarı yılda da bir 30-40 bin adet biz şeye veriyoruz, hayır kurumlarına, askeriyeye, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, bütün köylere, bütün doğuya dağılıyor. Nerede ihtiyaç sahibi varsa. Efendim dediğim gibi çocukluğumuzdan beri bu işteyiz. Kardeşlerim ve ben çocukluğumuzdan beri bu işteyiz. Her zaman şey derler, ya abi param var tekstilci yapacağım. İşte abi benim kuyumcu dükkanım var kaç kilo altınla girelim bu işe. Ben size söyleyeyim burada altınla maltınla parayla pulla yapılacak bir iş değil bu iş. Çünkü iş zor bir iş. Hiç öyle rahat bir iş de değil. Emek isteyen bir iş. Hayatınızı vermeniz gerekiyor. Ben çocukluğumdan beri 7-24 çalışıyorum. İşimle yatıyorum, işimle kalkıyorum. Benim mesleğim bu. Ben trikocuyum, tekstilciyim. Mesleğimiz bu bizim. Burası bizim aktarma dediğimiz bölüm. Burada iplikler gelir, mum dediğimiz parafinlenir. Yani bu mumla, şöyle göstereyim size. Şimdi burada mumlanır bu. Niye mumlanıyor? Bu mum, bildiğiniz mum. Biz parafin diyoruz buna. Niye mumlanıyor? İpliğin üstündeki pisliği alması için ve ipliğin elastikiyetini sağlaması için. Çünkü çalışırken birazdan göreceksiniz makinede bu kopma yapabilir sertse. Eğer mumlanmazsa kayamaz ve kopar. O yüzden bu iplikler tek tek parafinlenir. Gerçi bize bu mallar, iplikler gelirken fabrikamıza boyamelerden parafinlenmiş geliyor. Fakat biz yine de kendimiz bir profilinden geçiriyoruz. Sağ olsun ustamız burada. Kolay gelsin ustam. Bu bölüm Hüseyin abi kolay gelsin. Kolay gelsin. Bu bölüm kalite kontrol. Dokumadan çıkan mallar burada tek tek kontrol olur. Konfeksiyona gider. Bu ihracat mal yurt dışına gidiyor İngiltere. Bu şekilde Hüseyin abi ustamız sağ olsun yıllardır malların ilk kontrolünü yapar. Kolay gelsin. Arkadaşlarımız. Mesela burası, bunlar kol. Burası arka beden. Parafinden çıkan mal dediğim gibi bu şekilde kolileniyor. Kusura bakmayın. Bizim yerimiz böyle. Küçük, dar. Yapabilecek bir şey yok. İstanbul'dayız. Bayrampaşa, Topkapı böyle. Yani burada tavan, bizim tavan yüksekliğimiz yani bu kadar. Maksimum. Gönül istiyor daha büyük bir yer olsun ama Allah'ımıza sonsuz şükürler olsun. Ne demişler? Bir çocukken bir ustam vardı. Gayrimüslimdi. O da öyle derdi. Eğri gemi doğru sefer. Yani bizim sefer doğru. Gemi eğri olabilir. Allah bereket versin. Şimdi bu gelelim buraya. Bu bölüm 7 numara. Multi geç. 7 numara multi geç. Kolay gelsin beyler. Burada 7 numara örgüler yapıyoruz. Biraz daha kalındır bunlar 14'e göre. Şu anda bu makinenin tamamı ihracata çalışıyor. Kolay gelsin usta. Görüyorsunuz. Niye 7 numara deniliyor? Ben onu da size göstereyim. Şimdi 7 numara gelecek. 7 numara dediğiniz zaman yani iğne şurada. 7 numara gagadır. Plaka aynı şekilde bak şurayı çek. Aralıkları 7 geçtir. Şimdi bu multi dediğiniz zaman bu hem 7 geç hem 8 geç hem de birazcık 10 geçe yakın örgü çıkartabilir. Yani 7'den 10'a 7'den 5'e kadar bir arada
ayar açarak burada veya ayar sıkarak örgü alabilirsiniz. Sadece 7 numara değildir. Eskiler bilir. 7 vardı, 5 vardı. Onlar sadece 7 yapardı. Bunlar son teknoloji multi geç dediğimiz makineler. Bu şekilde çalışıyor. Yani hem 7 yapabiliyoruz burada, hem 5, hem 6, hem 8, hem 10. Gelelim bu tarafa. Buyurun. Kolay gelsin. Kolay gelsin Melih. Şimdi bu bölüm SVL 122'ler. Bunlar son sistem. O taraf da öyleydi. Burası 14 geç dediğimiz bölüm. Bunlar da multi geç. Demin anlattığım gibi esasında bunda da aynı durum var. Geleceğim. İğne 14. Esasında 14 diyoruz ama bu 12 numara iğneler. Bizde iki grup 14 geç var. Bir 14 gaga iğne 14'ler var. Bir 12 gaga 14'ler var. Yatağı da 14 olanlar var multi olarak. Yatağı 13 olanlar da var. Niye böyle yapıyoruz? Şöyle. Mesela bu iplik rayon dediğimiz bir iplik. Bu iplik 14 numara iğnede, yani en ince iğnede güzel tuşa verebiliyor. Yani şöyle göster. Cenk gel abi. Şu tuşayı alabilmek için görüyor musunuz? Buna 14 gaga lazım. Şu aktarmalar, şu ajurları yapabilmemiz için. Bu daha saatli oluyor. Re'nin özelliği, yani Kaze'nin, Realtex'in özelliği şu. Biz fasoncu değiliz. Fasoncu olmadığımız için fabrikamızda her türlü makinenin en son teknolojisi var ve esasında bir üreticiye göre lüks bu makineler. Biz kendi koleksiyonumuzu yaptığımız için bizim için ihtiyaç. Biz sonuç itibariyle dünya markalarıyla hizmet veriyoruz. Hatta icabında rakibiz. Ürünlerimizi bütün dünyaya ihracat ediyoruz. O yüzden bizim elimizdeki makine teşkilatımızın son sistem, teknik özellikleri son donanım olması gerekiyor. O sebepten dolayı bu makinelerin hepsi o şekildedir. Bu şekilde, yani bu makinelerin de şeyi, onu da size göstermiş oldum. Her şeyi multidir. Bu 14, 12, açık ayarda 10 ayara kadar, 10 gece kadar mal yapabilir. Sıkı ayarlarda 14-15'i görebiliyoruz bu makinelerde. Ne yapabiliyoruz? Vistonlu gruplar, pamuklu gruplar, efendime söyleyeyim. Rayon 30-70, 50-50 yün akrilik, krepli iplikler, çok teknik iplikler, filoşlu iplikler çalışabiliyoruz bu makine parkurunda. Burada 4 tane de interziye makinemiz var. Bu interziye makineler de 32 renk interziye yapabiliyor. 32 renk interziye ne demek? Yani bir plaka üstünde, yani bir kumaş üstünde 32 renk iki iğnede renk çıkartabiliyorsunuz. Jakarsız bir şekilde. Bizim böyle spesifik makinelerimiz var. Vedat Usta ustam çocukluğumuz elimizde geçti. Rahmetli babamın yanında bu işlere başladı. O da 30-40 yıldır ailemizin içinde. Sağ olsun. Bu işlerimizle ilgileniyor. Yani kısacası bütün ekip yıllardır burada. Trikoculuk, Ferhat abi. Kolay meslek değil, yanlış mı? Tekstilin en zor meslek. Değil mi abi? Aynen öyle. Triko. Bu işte büyük para da yok. Hani millet soruyor abi, para yok abi. Bizim işte. Aynen. Hatta aramızda da Allah kurtarsın diyor mesela. Hiçbir trikocu çocuğunu trikoya sokmuyor. Yalnız mı? Yok, ben mesleğimi seviyorum. Ben mesleğimi seviyorum. Biz bunun içinde büyüdük yani. Babamız gelirdi, derdi ki oğlum iğneleri düzelt. Bunları tek tek düzeltirsin. Tekrardan takarsın. Bunlar Japonya'dan geliyor çünkü. Hepsi ithal. Bu makineler yeni ithal. Çok gönül istiyor Türkiye'de üretilsin ama nerede? İnşallah o günleri görürüz, gençler yapar. Kolay gelsin Vereda. Bir şey söyleyeceğim mi? Yani triko hem zor ama zevkli bir meslek. Ne diyorlar biliyor musunuz? Triko bitmez, vatan bölünmez. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Ya şu anda bunu gördüğünüz bütün mal el ihracata çalışıyor. Onur, kolay gelsin. Sağ ol abi, hoş geldin. Onur Usta. Merhaba, kolay gelsin. Sadık abinin oğlu.
Abuk herhalde girdi. Şimdi artık usta oldu. Bir de baba oluyoruz. Baba oluyor. Evet, yakında bir ay sonra baba oluyor. Kızı oluyor Allah'ın izniyle. Erkek abi. Erkek mi kız mı? Erkek abi. Ben kız diyor. Yok abi, hep kız. Erkek kalmış. İnşallah. İnşallah. Ona bir şey söyleyeceğim mi? Müşterilerimize trikoyu öğrenmek isteyenlere. İnsanlar trikocu olsun mu? Vallahi abi ben sana bir şey söyleyeyim mi? Çıraktan yetişiyorsa olmasın. Olmasın niye? Çıraktan. Tabii, ciddi söylüyorum. Çünkü belli yaştan sonra artık otomatikman insanlarla uğraşmak daha zor oldu. Vallahi Allah. Tabii, öncekine göre devir daha çok değişti. Evet. Ya ben şu an mesela eleman bulamıyorum. Ha, bu arada böyle bir durum var. Hani işsizlik var ya memlekette. Ama kimse iş beğenmiyor. Biz eleman arıyoruz kardeşim. Varsa çalışmak isteyen lütfen gelsin. Yemin ediyorum eleman arıyoruz. Her durum, her yeri. Sadece bu bölüm için geçerli değil. Her yer. Diğer bölümlerde de aynı. İnsanlar tozlu iş istemiyor. Yağlı iş istemiyor. İşte ne bileyim. Abicim kusura bakma da bizim işimiz bu. Biz bu biz ekmeğimizi evimize bununla götürüyoruz. Toz var mı? Bak klimanın kralı var burada. Bak görüyor musun? Havalandırma sistemi. Ama toz var abi, ne yapalım yani. Meslek böyle bir meslek. Abi tozunu yutmak lazım. Tozunu yutmak lazım aynen. Onur kolay gelsin. Hadi. Kolay gelsin. Yani hakikaten biz personel bulamıyoruz. Çok gariptir. Ha, insanlar hazır iş istiyor. Şey iş istiyor. Rahat iş istiyor. Haklılar. Ben de olsam ben de isterim de. Babamız bize müsaade etmedi. Hiç unutmuyorum, aktarmaya koydu beni. Bir tane düğüm geldi. Usta kafama attı bobini. Gittim babamın yanına ağlıyor ağlıyor. Baba dedim ya usta beni bobin attı, kızdı bana filan. Yürülen dedi içeriye. Yani biz tokatını yiyerek bu işi öğrendik. Allah onlardan razı olsun. Usta çırak ilişkisi olmadan hiçbir işte başarılı olamazsınız. Yani bir kere böyle bir durum var. Bunu kabul edeceksiniz. Bizim mesleğimizin de kanunu bu. İlk baş çırak olacaksın, sonra usta olacaksın. Hiç emeklemeden yürüme öğrenilir mi? Bunun gibi bir şey. Üç tane. Geliyorlar buradalar. Çalışıyorlar abi. Hepsi burada. Çalışıyorlar. Şimdi burası bizim domatesler nereye kız? Hadi bakalım. Şimdi tasarımcımız domatesle almış salata. Aile ortamı var bizim şirkette. Şimdi burası ütü bölümü. En kıdemlimize gidelim. Gel. Kolay gelsin. İbrahim abi. İbrahim abi kolay gelsin. İbrahim abi kaç yıldır bizimlesin? 2009'dan beri. 2009 ne oluyor? 13 sene. 13 senedir İbrahim abi o sizin giymiş olduğunuz, almış olduğunuz ürünleri tek tek ütülüyor. Hiç kolay değil. Yazı var, kışı var, Ramazanı var, orucu var. Çalışıyoruz. Bizim üretmiş olduğumuz ürünlerin %90'ı yurt dışına gidiyor. A kalite. Burada bu kadar büyük bir emek var. Hani insanlar diyor ya, yine aynı konuya geleceğim. Gerçi o konuyla da başımızı şişirmek istemiyorum. Biz eleman bulamıyoruz. Bunu size söyleyeyim. Gel. Selamun aleyküm. Kolay gelsin. Kaç yaşındasın? 71. Hala niye çalışıyorsun 71? Emekli olmadın mı sen? Emekli oldum. Para yetmiyor. İhtiyaç var. İşte böyle. Gerçekten. Ya hayat. Ben de seviyorum yani. Ya aynen. Sen elime yaptık ya Allah'ım. Sen çalışmadan yapamazsın. Ekip bu şekilde. Ekip bu şekilde. Tozuyla toprağıyla biziz. Ramazan usta. Kolay gelsin baba, hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk, hoş bulduk. Firmamızın emektarı. Evet. Ne haber baba? İyi baba, sizden ne haber? İyidir. Ramazan kaç senedir bizimiz? 1997, 7. ayın 18'i salı. Hesaplayamıyorum. 97'den beri. Ramazan burada evlendi. Evet, çocuk sahibi oldu. Evet. Çocuk askere gidecek, evet. Maşallah. Emektarız, maşallah. Futbol oynuyor oğlu. Evet. Bakın müşterimizin siparişleri hazırlandı, gidiyor. Aynen. Belki rahatsız olur diye ben fazlalığı göstermek istemiyorum ama aynen. Biz birçok markaya üretim yapıyoruz. Bize çok fazla telefon geliyor. Yani bize de üretim yapar. Evet yaparız. Ama lütfen siparişler böyle belli minimum adetlerde yapabiliyoruz. Yani burası fabrika. Şimdi gelin size ütü paketi göstereyim. Bakın şortlar, gömlekler. Dediğim gibi yani şimdi çıkan ürünlerin hepsi
Efendim? Emre Bey, Emrah Bey'ler. Tamam. Bizim Cimcime aramıza yeni başladı. Emrah Bey'in asistanı, kardeşimin ve fabrikamızın çiçeği. Bütün siparişler ona düşüyor. Kalıplar, malıplar o da atıyor. Geliyorum kızım, hemen birazdan geliyorum. Bana 5 dakika verin. Bölümü bu şekilde. Buyurun. Burada ne yapıyoruz? Necdet abim. Necdet abim, ne zaman başladı Necdet abim bize? 2013 yılından beri bizim... Şunu bir kıssana Necdet abi. Kameraman diyor ki kit sesi kesin. Tamam baba kestik. Necdet abi, 2013 yılından beri. Necdet abimiz beyin ameliyatı oldu. Ur mu çıkmıştı Necdet abi? Tabii. İyi oyla oyun. Ur var. Elhamdülillahi Rabbin alemin. Atlattık onu. Yıllardır bizim modellerimizi Necdet baba diker. Tasarımcılar şey yapar. Bir tane daha hanım kızımız da buradaymış. Hanımefendimiz de burada. Triko modellerimizi işte hanımefendimiz diker. Bakın bu mesela bir müşterimizin çizimi. Bize modeller ya model olarak ya da çizim olarak geliyor. Geldikten sonra tasarımcılar bakın çizilmiş hali, bakın burada çizilmiş hali burada. Orijinal artık üretim numunesi çıkıyor. Üretim numunesi çıktıktan sonra onaylanıyor. Onaylandıktan sonra da imalata giriyor. Bu Franco Vella bizim iyi bir müşterimiz. Rusya'dan çok kaliteli ürünler yapıyoruz ona. Buyurun. Gelin. Kolay gelsin. Hanımefendi. Kolay gelsin. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Şimdi burada mesela modeller çizildi. Kumaş numunenin içine kondu. Tasarımcı arkadaşlar çizerler de buraya geldi mi iş durur. Burada yine el emeği göz nuru. Siz hayal edersiniz ama burada çizilir bu kalıplar. Bu kalıplar çizildikten sonra da kesilir. Kesilirken de içlerine konur dosyalar. İşte modelin kodu vesairesi bir tane numune dikilir. Esasında işin, şöyle söyleyeyim, tasarımın beyni buradaki emek. Evet, tabii ki de düşünmek çok değerli ama emeği çeken bölüm burası. Dünyanın en iyi tasarımcısı da olsan, sen bu kalıbı çıkartamıyorsan boştur yani. Geliyor fabrika. Emre Bey, ben tasarımcı olmak istiyorum. Tamam kızım, geç. Yok Emre Bey, ben orada kalıp mı çıkartacağım? Ya sen kalıp çıkartmazsan nasıl tasarımcı olacaksın? Ben kalıpçı değilim ki Emre Bey. Ya tamam da, bunu bir kere öğreneceksin. Demin de söyledim. Çırak olmadan usta olunmaz. Doğru mu söylüyor? Doğru. Ha? Doğru. Kaç yılında başladın sen bu mesleğe? 92'de. Çırak olmadan olmuyor ya. Olmuyor maalesef. İstediğin kadar okul oku. Olmuyor. Değil mi? Aramıza yeni gençler istiyoruz. Gelmiyor. Genç istiyoruz. Buyurun. Şimdi burada ne yapıyoruz? Burada tasarım yapıyoruz. Ne tasarım yapıyoruz? Şöyle. Dijital baskı tasarımı yapıyoruz. Kolay gelsin. Kaze yazıyorsun bütün desenlerin içine. Evet, burada evet. Nerede? Burada renk yapıyorum. Evet. Yaptıktan sonra burada bir tane kaze koyacağım. Tamam. Okey. Kaç senedir sen bu işi yapıyorsun? 9 sene. 9 sene. 9 sene bu iş. Tamamen dijital baskı desenlerimizi biz kendimiz tasarlıyoruz. Müşterilerimiz de bazen bize şey veriyor, örnek. Bazen ressam hocalar tutuyoruz, resimler çiziliyor. O resimleri buraya aktarıyoruz. İstediğimiz gibi renklendirebiliyoruz. İstediğimiz her şeyi yapabiliyoruz. Bunlar son teknoloji işler. Burada taş tasarımı yapılıyor. Desenlerimize mümkünse kaze yazıyoruz. Çünkü çok fazla taklitimiz çıkmaya başladı. Emeği biz veriyoruz. Ben bu arada onu söyleyeceğim. Taklitçi arkadaşlara duyurulur. Ya kardeşim bak. Kaç kişi burada emek veriyor? Bak görüyor musun? Hadi beni geçtin, ben patronum. Eyvallah. Sen benim paramı çaldın. Eyvallah. Hani bunu biraz bilmiyorum, anlamıyorum da. Hadi neyse. Ya bu kızların emeğini çalıyorsun. Haram ha, ben size söyleyeyim. Bu kızların emeğini çalıyorsun. Ya sen de düşün. Sen de kendi kafana göre bir şey çıkart. Bak kız burada eliyle tek tek bu zincirleri koyarak size arma yapıyor. Tek tek. Buyurun. Cımbızla. Bak bununla. Sen geliyorsun bunu çalıyorsun. Bu kızcağız burada tek tek kendisi tasarlamış. Bak tek tek taş taş. Bak şimdi Cenk, burayı iyi çek. Bak. Resim bu. Şimdi bunun üstüne
Tek tek taşları koyarak her şeyi desenini çıkartıyor. Sen geliyorsun bunun kopyasını çekiyorsun. Yani ben bilmiyorum ama hakikaten hadi beni geçtim. Bu kız, bu insanların emeğini çalıyorsun. Hakikaten bilmiyorum. Neyse biz işimize dönelim. Biz bu işi yapıyoruz. İşte bu şekilde bu insanlar yapıyor. Yani alıyorsunuz Emre Bey elle mi yapıyor? Evet al elle mi? Birazdan taş bölümüne geçeriz. Tek tek elle diziliyor. Hiç öyle kolay değil. Kaç senedir bu işi yapıyorsun? 15 senedir bu işi yapıyorsun değil mi? Ya. Bak gel Cenk, çek bakalım. Biz kaplan desenleri çok satıyoruz. Her ne kadar müşterilerimiz bize işte kaplan mı, hep kaplan, evet satıyoruz, satıyoruz. Çünkü isteniyor, talep var yani. Biz sanat eseri yapmıyoruz arkadaşlar. Burada aşağı yukarı 150 kişi çalışıyor. Dışarı fason atölyeleriyle beraber nereden baksan 500-600 kişi vardır herhalde yani. Evet. Yani toplamda yani. Bir de bunların çoluğu, çocuğu, ailesi binlerce kişi ekmek yiyor. O yüzden biz burada sanat eseri yapamayız. Burası fabrika. Tamamen üretim odaklı. Tamamen baktığımız kriter şu. Bu beğenildi mi bu model? Bu desen beğenildi mi? Her gün toplantı yapıyoruz. Sürekli konuşuyoruz. Satıyor mu? Hangi renk sattı? Hangi desen sattı? Bunun üstüne koleksiyonlar çıkıyor. Buyurun bakın. Cenk şunu çek. Bak toz şey bak. Bunlar tek tek malın üstüne yapıştırılıyor. Bakın. Bakın böyle. Bu yapışkanlığı. Ondan sonra bu böyle bu şekilde yapıştırılacak. Bu arma olması için. Hepsi el emeği göz nuru. Hiçbir şey şey değil. Bakın burada tek tek bu markalar burada. Bunların üstüne oturtulacak. Yani hiçbir şey kolay değil. Hiç hem de hiç. Burada boş hali var. Cenk çek şurayı bak. Boş hali. Sonra şu boş halinin etrafına şunu beyazı koyuyorlar. Keserek cımbızla. Bak böyle. Bak. Bu şekilde. Tamam mı? Ondan sonra ortasını taşla dolduruyorlar. Ortasına şunu koyuyorlar. Oluyor arma. Sonra da bu malın üstüne dikiliyor. Bitmiş hali var mı? Dur. Şurada. Hah. Ondan sonra eşortman takımının şu ortasına yapıştırılıyor. Ha neden bu kadar? O konuya da gelelim. Şimdi bakın arkadaşlar bizim her gördüğünüz gibi bütün işlemler iç bünyemizde. Normalinde siz bir ürün alsanız adam burasına taş kullanmaz. Misal cebine kullanmaz. Sadece şunu yapar bitti gitti. Biz kendimize ürettiğimiz için ve kendimiz içeride imalatını yaptığımız için bunları bol bol hani derler ya bol tereyağlı yumurta veya bol tereyağlı baklava. Evet malzemeyi bol bol kullanabilme lüksümüz var. Zaten o yüzden de müşterilerimiz bizi bırakmıyor. Hepsi A kalite, hepsi kristal. Tamamı cam bunların kristal. Japon anahtarı var mı? Orayı da bir gösterelim size. Nasıl oluyor? Mal nereden geliyor? Nasıl gidiyor? Dediğim gibi her şey tek tek kendi iç bünyemizde böyle el emeği, göz nuru yapılıyor efendim. Renkleri, kritikleri. Bakın şimdi taşlar bir kere kazede plastik taş var vesaire yok. Bunların hepsi Çin'den geliyor bakın. Çünkü DMC kalite. DMC kalite evet. Bakın görüyor musunuz? Şu bir paket taş $50. $30. $20. Burada paketi $150. Bak şunlara Cenk. Burada $150 olan mallar var. Özel. Emrah'la gittik Çin'den yaptırttık. Ciddi bir stok. Sürekli. Hah burada burada. Burada o pahalı mallar. Bunun bir paketi $150. Bir paketi. İşte atıyorum 100 tane tişört çıkar. $1.5. Mesela en basit örneği. Bizde plastik yok. Tamamı kristal. Tamamı kristal. Ve bu mallar burada her türlü renk stoğumuzda var. Elhamdülillah. Bu işi ciddi bir şekilde yapmaya çalışıyoruz. Yani sürekli Çin'den kendimizi ithal ediyoruz ürünleri. Çin bu kristal taş dünyada en büyük üreticilerinden bir tanesi. Kore de öyle.
Biz Çin'den ve Kore'den getiriyoruz ürünlerimizi. Bu şekilde. Cenk'cim şimdi de gidelim nakış, nakış ve taş bölümüne. Buyurun, demin izah ettim. Görüyor musunuz? Bak. El emeği, göz nuru. Şimdi buraya da koyacaksın değil mi? Evet. Buyurun. Hiçbir şey kolay değil. Bak. Hiçbir şey kolay değil. Buyurun. Kolay gelsin. Tekrar. Şimdi bu, şimdi nakış bölümümüze gidiyoruz. Bu bölümde fabrikamız bu tarafta, yemekhanemiz bu tarafta. Bu bölümde de nakışlama ve taşlama var. Bizim yerimiz Topkapı Bayrampaşa, İstanbul, Türkiye'de. Yani İstanbul'da üretimimizi devam ediyoruz. Şehir dışına taşınamadık, taşımadık. Burada yaşıyoruz. Cenk şöyle çek. Fabrikamız burada. Emrah Bey de orada. Geliyorum Emrah. Kardeşim Emrah genelde imalatta. Biraz ben ön plandayım ama esasında biz bir aile şirketiyiz. Emrah genelde imalatta planlama, iplik siparişi vesaire ile uğraşıyor. Ben de pazarlama, marketing, finans işleriyle uğraşıyorum. Burası, onu da anlatayım size. Burası Bayrampaşa. Şöyle bütün alan fabrikaların, sanayinin olduğu yer. Şu sağ taraftaki Ülker fabrikası. Ülker'in deposu daha doğrusu. Şu tarafta bir tane iplikçimiz var ileride. Burası vergi dairesi. Yan tarafta geri dönüşüm fabrikası var. Tam sanayi fabrikanın içinde Oboköy tekstil merkezi burası. Bu bulunduğumuz yer ve Trikop. Bakın karşı taraflarda görüyorsunuz hep trikocular var. Makineler çalışıyor. Gösterirse Cenk, kameraman arkadaşım. Böyle. Buyurun Cenk'cim. Şimdi burası bizim nakış bölümü. Şimdi biz burada nakışlıyoruz ürünleri. Kolay gelsin beyler. Cemal abi kolay gelsin. Emekten Cemal baba. Nasılsın? Cemal abi, kaç senedir bu işi yapıyorsun? Vallahi 88'den beri bu işi yapıyorum ya. Kaç senedir bizimlesin? 2015'ten beri. Cemal baba, bizim bu nakışlama bölümünü açtığımızdan beri bizimle beraber. Allah razı olsun. Büyüğümüz, abimiz. Abi. Eyvallah abi, eyvallah. Dişleri yaptırttı bu arada. Takılıyorum ona. Cemal abi diyorum, dişler o biçim oldu. Kardeşimiz de öyle. Kolay gelsin. Sağ ol abi. Kaç senedir bu işi yapıyorsun reis? Burada mı? Ya mesleği kaç senedir yapıyorsun? 25'i geçti abi. 25 senedir bu işi yapıyorsun değil mi? Burada kaç senedir beraberiz? 6 oldu. 6 oldu değil mi? İşte bir aile esasında. Kaze ve El Tekstil bir aile. Bizde patronluk, işçilik şeyi yok. Burası bir aile şirketi. Hepimiz aileyiz. Çünkü hepimiz emek veriyoruz. Şimdi bunlar taşıma. Bunlar en son sistem. Bizim plakalarımız uzun ve geniştir. Şimdi niye böyle? Çünkü şimdi bakın burada teknik bir şey var. Kazenin özelliği bu. Biz bitmiş ürüne yanı açık, bitmiş ürünü nakışlıyoruz. Bunun ne oluyormuş oluyor? Koldan girer desen omuzdan dönebilir. İşte bunu yaptığınız zaman bu sefer yarı mamülü sererek seriyorsunuz, yapıştırıyorsunuz. İki kafayı tek kafa olarak çalıştırıyorsunuz bunu yapabilmek için. Buna ne olmuş oluyor? Siz günde diyelim 5 takım veya 10 takım ürün alacaksanız otomatikman yarı yarıya, hatta yarıdan bile daha fazla, yanlış mı söylüyorum? Doğru. Ürün şeyi oluyor yani az mal çıkmış oluyor. Yarıdan daha az, aza düşüyor. Değil mi? Evet. Yani bunu esasında ben size söyleyeyim. Benim gelen müşterilerim falan şey diyor. Ya çıldırdınız mı siz bunu yapın? Evet biz çıldırdık. O yüzden zaten iç bünyeye aldık nakışı. Nakış almamızdaki en büyük
Sebep oydu. Normalinde piyasa bunu önünü yapar, kolunu yapar, bacağını yapar, şeyini yapmaz. Yani böyle böyle bir şey yok. Ha, biz bu şekilde yola devam ediyoruz. Ürünlerimiz o yüzden çok kaliteli. Yani bizden almış olduğunuz nakışlı ürünler tamamı o mantıkta üretilir. Buyurun, yanı açıktır. Buyurun. Görüyor musunuz? Görüyor musunuz? Yani bu önü sadece nakışlanmadı. Bu sistemimiz bu şekilde. Nakışlandıktan sonra bir kere bu ipliklerin hepsi en son ileri kalitede olan iplikler. Floş kullanıyoruz. Bu iş çıktıktan sonra tek tek temizleniyor elle. Ondan sonra eritme. Birazdan göstereceğim, aşamaya gidiyor. Buyurun. Mesela burada kabartmalı bir desen yapılıyor. Kabartmalı bir desen için şu malzemeyi kullanıyoruz. Kabartma yapabilmemiz için. Onu nakış makinesi sararak kabartı veriyor. Yine aynı şekilde bakın, görüyor musunuz? Yani sererek. Bir kafa iptal bak. Gördünüz mü? E tabi o zaman hataya da açık oluyor. Verim düşüyor. Bak şimdi bak, bu kafalar çalışmıyor. Çalışan tek kafa var bak. Şimdi diğer kafalar girdi. Yani şimdi eğer bir üründe sen kalite istiyorsan emek olacak. Bizim ürünlerimizde o yüzden kaliteli, düzgün. Hiçbir yerde göremezsiniz siz bu sistemi. Başka yerlerde böyle çalışan var mı? Yok. Çünkü verim kaybı. Biz de bunu oturtana kadar çok zorlandık. Dışarıda yaptırtamıyoruz çünkü yapan yer yok. Bize özel bir durum. Makinelerimiz de o yüzden o şekilde. Mehmet ustamız. Kolay gelsin usta. Çekim yapıyor Cenk kardeşim, fabrikamızı tanıtıyor. Anlatır mısın bize bu tekniğini, bu işlerin? Doğru makinede numunetik bir işi var burada, göstereyim. Göster abi. Bu. Kabartmalı. Kabartmalı. Altındaki eriyor, yumuşuyor. Zaten numunetini de içeriyor. Buyurun. Şu kabartıyı almak için yapıyoruz böyle. Çiçek gibi duruyor ondan sonra. Kendisi öyle duruyor. Çok zor. Yani bunları böyle piyasada falan bulabileceğiniz işler değil. Biz bütün dünyaya imalat yaptırmak isteyen diğer müşterilerimize de biz spesif işler yapıyoruz. Yani bizim işimiz bu. Bize geliyorlar basic mal. Ya biz basicçi değiliz. Bizim, çünkü böyle bir fabrika yok. Gel göster. Gömleğe yaptık değil mi bunu? Evet. Bu malı yumuşak diye. Elde dikilmiş. Bundan kesin yapmış. Bıçağın arkası yok oluyor. Yine köpüklü, kabaracak bunlar. Yıkamaya girdikten sonra. Elde dikilmiş. Elbise olacak, gömlek olacak. Evet. Mehmet Bey çiziyor buranın desenlerinde. İçeride desen odamız var. Çıkan mal burada. Devam et, devam et. Kolay gelsin. Eritiliyor. Yüksek sıcaklıkta. Bir yap bakalım görelim. 155 derecede bu üzerindeki şu malzemeyi çıkartıyoruz. Böyle yürüyor. Gel kardeşim. Kolay gelsin beyler. Şimdi burası da bizim taş bölümümüz. Kristal taşları imalatımız bu bölüm. Şimdi ilk desen, ilk olarak bu makineyle bir tane daha makinemiz oraya geliyor. Burası lazer kesim. Kalıp kartonları buraya, bunlar da yurt dışından geliyor. Kalıp kartonları buraya geliyor ve lazer makinesi sayesinde delikler açılıyor bütün makine kartonun üzerine ve taşlar diziliyor. Yine plotter makinemiz var. Bak Cenk orada, görüyor musun? O da bu tarz ürünler için çalışıyoruz. Bunlar da kağıt halinde. Bu kesiyor bunları. Ve cımbızla bunlar tek tek içleri boşalıyor abi. El işçiliği. Full. Taş bölümü burası. Tek tek elle basılıyor. Gel bir lazer kısım bitsin. Şimdi burası CNC. Desenler buraya geliyor. Bu sık dizim.
Bunlar bildiğiniz CNC makineleri. Ve kartonları bu şekilde deliyoruz. Biliyor musun? Taşın boyu ve ölçüsüne göre deliniyor. Bütün proses bu şekilde devam ediyor. Ondan sonra dizime geçecek. Yani düşünün. Şu malda 550 tane SS6, 940 tane SS6, binlerce taş var. Görüyor musunuz? Tek model. Ve 5 kalıp 6 kalıp. Her kalıp bir emek demek. Yani her kalıp için siz bir tane kalıp kartonu ayarlıyorsunuz. Yani burası şu anda bir model. Şu gördüğünüz tek model. Düşünün yani. Çünkü gömlek bak. Sol tarafı, sağ tarafı, kolları vesaire. Binlerce kristal taş. İşte insanlar bazen soruyor niye bu kadar pahalı? Esasında pahalı değil. Çok ciddi bir emek var. Esasında bu tarz ürünü yapan firma da yok. Biz gerçekten kristal taş kullanıyoruz. Ve gerçekten bunu en emeği göz nuru yapıyoruz. Buyurun. Burası dizimhane. Bakın şimdi bir şey göstereceğim. Şimdi bu dediğim gibi her renk burada bir kalıp. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 renk 8 kalıptan oluşuyor. 8 ayrı taş demek. Yani 8 ayrı personelde dizilmesi demek bunun. Kolay gelsin. Sağ olun. Hoş geldiniz. Ablamız buranın şefi. Bütün bu işlerin dizimi buradan çıkıyor. Nasılsınız? İyi, sağ olun. Kaç senedir bu işi yapıyorsunuz? Ben 2012'den beri yapıyorum bu işi. Nasıl bir meslek? 10 senedir. Güzel, severek yapıyorum. Ben memnunum. Siz de benden memnunsanız. Sağ olsun. Çok büyük emeği var. Sağ olun. İkiniz. Bu şekilde bakın. Şimdi burada esasında bir tane kalıp bu. Daha gördünüz mü? Şimdi öbür taraftan başka arkadaş başka rengini dizecek. O makinede başka renk diziliyor. Şimdi bak. Şimdi dizildi. Eksikleri cımbızla kontrol edecek ablamız. Ondan sonra banta çekecek. Bak Cenk gel. Bak çekme. Bak oradan o desen çıktı şimdi ikinci rengi. Yani bir desen 8 kere 10 kere makineye giriyor. Tek tek elden çıkıyor. Görüyor musun? Hiç öyle kolay değil. Yani bak bak burada Cenk gel. Kaç tane renk var görüyor musun? Ve sık desen yan yana dizilmiş bunda. Yani bunu Türkiye'de hatta dünyada yapabilen firma sayısı o kadar az ki. Ha ürün çok mu çıkıyor? Hayır. Çok büyük bir üretim yok çünkü çok büyük bir üretim imkansız. Buyurun. Bantlar yani taşlar oradan çıkıyor. Burada kesiliyor. Bu işler bu şekilde. Kesildikten sonra makinelere giriyor. Gel göstereyim. Bizim şirketimizin gülü Mahmut. Mahmut sana geldi. Evet. Çalışma iznini, evet. Her şeyini çıkarttık. Devlet vermiyordu. Çıkarttık elhamdülillah. Elhamdülillah. Yıllardır yanımızda çalışıyor elhamdülillah. Çok seviyoruz kendisini. Bu şey al Mahmut al. Evet. Göster bakalım. Onu çekecek misin Mahmut? Evet. Çıkart bakalım. Bu şekilde soğuduktan sonra yapışıyor. Şimdi yanları onun taşlanacak. Evet, evet. Sağ ol Mahmut. Apo. Apo sen Urfalıydın değil mi? Evet Urfalıyım. Nerelisin? Urfalıyım. Urfalı Apo. Ben Urfalıyım. Apo da yıllardır yanımızdan. O da Senegalli. Çalışma izni her şeyini çıkarttık çok şükür. Buranın esasında bu preslemenin şefi Apo. 7/24 çalışıyoruz burada. 176 derecede basıyoruz. Biz buharla basıyoruz bunları. Taşın altındaki silikon dediğimiz malzeme yapışarak kumaşa yapışıyor. Ve kristal taş deseni yapışmış oluyor. Ve bu hiçbir zaman da çıkmaz. Yani soğuduktan sonra bu işlem bitmiş oluyor.
Burada arkadaşlarım kesilmiş malları basıyor. Bakın gelin, cımbızla düzeltiyor. Cımbızla düzeliyor. Görüyor musunuz? Elinde cımbız arkadaşım çalışıyor. O kesilen deminki görmüş olduğunuz mallar eşortman takımının yanına şerit halinde yapıştırıldı. Farkındaysanız iz yapmıyor. Niçin iz yapmıyor? Çünkü burada en yüksek teknolojiyle biz bunları basıyoruz. Yani bu normalinde ütüyle basılır. Hayır, biz çok en son teknolojiyle basıyoruz ve bunun çıkması mümkün değil. Ve dikiliye, dikilmiş mala basıyoruz. Bakın eşortman takımında da öyle. Aynı şekilde yani hiç kolay bir işlem değil. Elhamdülillah bunu yapıyoruz. Ve burası da son departmanımızda. Kaze, örme, ütü paket, konfeksiyon, kesimhane, baskılama, dijital baskı süplimasyon, kristal taş, ithalatı, imalatı, nakışlama, bütün her şey kendi bünyesinde olarak çalışmaya devam ediyor. Birçok müşterimizin imalatını biz yapıyoruz, kendi markamıza da yapıyoruz. Fabrikamızı size tanıtmak istedik. Ben tanıtmak istedim, çalışan arkadaşlarımı göstermek istedim. Nasıl bir iş yaptığımızı bilmenizi istedim. Çok defa soruluyordu çünkü bize. Umarım beğenmişsinizdir. Hepinize çok teşekkür ederiz. Her şey için hayırlı günler dilerim. Teşekkürler Emre Bey. Kolay gelsin.